Üniversiteler bir puan açıklamazlar. Kılavuzda yer alan başarı sıraları ve puanları bir üniversitenin açıkladığı puan değil, o üniversitenin o bölümüne geçen sene giren son öğrencinin başarı sırası ve puanıdır. Dolayısıyla biz bir puan karşılığında verilen bir üniversiteyi seçmeyiz. Bize bir puan gelir, bir başarı sırası gelir. Geçen seneki verilerle kendi başarı sırasımızı karşılaştırır ve deriz ki geçen seneki öğrencinin tercih davranışı buydu. Bu sene de hemen hemen bu olacaktır. O halde ben kendi başarı sırama yakın bölümleri listeme alayım. Örneğin öğrenci MF4'te 20 binlerdeyse İstanbul'da bir tıp değil de İstanbul'da bir mühendislik tercih eder. Çünkü der ki tıp bölümlerini ilk bine giren öğrenciler seçecektir. Ben 20 bininciliğimle buraya girmem çok mümkün değil. Çünkü o öğrencilerden biri değilim. Ben geçen seneki 20 bininci sıralardaki öğrenciler nereleri tercih ettiyse orayı tercih ederim. Benimle birlikte 20 bininci sıralarda yer alan bu seneki öğrenciler de orayı tercih eder. Peki burada o 1000-2000 kişilik oynamalar nasıl olacak? Şimdi her yıl mutlaka kontenjan değişiklikleri olur. Kontenjan değişikliklerine bağlı olarak da bir yer açılır ve bu yere farklı öğrenciler girer. Örneğin geçen sene toplamda 500 kişilik bir kontenjan varken 500. kişinin puanı ve başarı sırası o bölümün puanı ve başarı sırası olur. Bu sene eğer orası 500 değil 400 kişi olursa geçen seneki 400.'ünün başarı sırasıdır artık oranın puanı. Yani bu sene o 400.'ler birbiriyle eş gelirler. O yüzden tercihlerde mümkün olduğunca öğrencinin yapması gereken kendi başarı sırasına bakmak, geçen seneki son öğrencinin başarı sırasına bakmak ve buna bağlı olarak da bir tercih listesi oluşturmaktır. Özellikle yeni açılan bölümlerde de öğrenciler bu soruyu çok soruyorlar. Yani bu bölümün puanı nasıl belirlenecek? O bölümün puanı da yani yeni açılan bir üniversitedeki yeni bir bölümün puanı da yine bu yıl oraya giren son öğrencinin puanıyla belirlenecek. O yüzden hiç kimse şöyle bir yanılgıda olmasın. Üniversitenin puanı bu, ben buraya girebilirim, ben buraya giremem. Böyle bir durum yok. Geçen sene olsaydı eğer o bölüme giremezdi ya da yerleşebilirdi. Ama bu yıl her şey değişebilir. O yüzden 1 ile 24 arasında bir tercih listesi vardır. O yüzden 1. tercih ile 24. tercih arasında bir puan farklılığı, bir başarı sırası farklılığı vardır. Tercih listesinde öğrenci istediği bölümler ve üniversiteler arasında yerleşebilme ihtimalini artırmaya çalışır. Yani 1. tercihime girmeye çalışırım, olmuyorsa 2'ye, olmuyorsa 3'e, en son olmuyorsa 24'e diye bir liste inişi yapar. Ve yine söylüyorum ki önümüzdeki seneye kılavuzu aldığımızda oradaki başarı sıraları da bu yıl tercih yapan öğrencilere göre belirlenecek. Yani bu bir tercih davranışıdır, bu öğrencilerin verdiği karardır. O yüzden üniversitelerin burada bir seçme hakkı yoktur. Yani bugün eğer bir tıp fakültesini ilk sıralardaki öğrenciler değil de yüz binlerdeki öğrenciler seçerse MF3'te artık o bölümün puanı, o tıbbın puanı yüz binlerdir. Böyle bir kural, kaide herhangi bir şey yok. Ama yine tekrar ediyorum ki her yıl tercih davranışı benzer ilerler. O yüzden de benzer sıralamadaki öğrenciler benzer okullara yerleşirler.